ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki etnik kaos planına karşı ayaklanan Arap aşiretleri 33 köyü PKK-SDG işgalinden kurtardı. Suriye ordusunu da arkasına alan Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki şiddetli çatışmalar Deir ez-Zor, Haseke, Rakka ile Memmiç'i sardı. Soçi zirvesi dönüşünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap aşiretlerin adımı onur mücadelesidir. Hem millidir hem yerlidir dedi. Suriye'nin kuzeyindeki Arap aşiretleri Amerika Birleşik Devletleri PKK işgaline başkaldırdı. 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar şiddetlendi. Direniş Arap aşiretlerini vatan çizgisinde birleştirdi. Deir ez-Zor ve Haseke'de başlayan çatışmalar Rakka ile Membiç'e sıçradı. Suriye'nin petrol bölgesi olan kuzeyindeki çatışmalarla 33 köy PKK-YPG'den temizlendi. Arap halkı Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü terör örgütü PKK'nın sözde genel komutanı terörist Ferhat Abdüşahin'in başına para ödülü koydu. Köşeye sıkıştıklarını itiraf eden terörist Şahin ise bilgilerimiz Şam'ın bölgelerimize girip kontrol etmeye çalıştığını gösteriyor diye konuştu. Türkiye'nin de Membiç'te harekat başlattığını söyledi. Terörist Abdüşahin, Arap aşiretlerinin Suriye ordusuyla birlikte temizlik operasyonu yürüttüğünü söyledi. PKK'yı besleyen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden yardım istedi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Şam Üniversitesi'nde konuştu. Amerika'nın işgali kahraman halkımızın Deir ez-Zor ve Haseke'de Suriye Arap ordusunun yanında verdiği mücadele sayesinde bitecektir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Suriye halkını bölemeyeceğini vurguladı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Arap aşiretlerinin topraklarında milli bir mücadele verdiğini iletti. Şu anda yaşanan Arap aşiretlerinin birlik, beraberlik içerisinde kendi topraklarına sahip çıkma hamlesidir, adımıdır. Arap aşiretler oranların gerçek sahipleridir. Aşiretlerin bir araya gelmek suretiyle PKK'ya, YPG'ye karşı koydukları tavır, haysiyetli bir onur mücadelesidir. Hem millidir hem yerlidir. Erdoğan, terör örgütünün petrol kontrolünü elinde tutmaya çalıştığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj verdi. Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle yok etmenin de mümkün olmadı. Umarım görülmüştür. Deir ez-Zor'daki petrolün kontrolü için bu terör örgütünün yapmayacağı katliam, terörist faaliyeti yoktur. ABD'nin bu terör örgütüne yaptığı mühimmat ve silah yardımının bölgenin huzuruna hizmet etmediği görüldü. Terör örgütüne verilen her silah bölgede akan kanın sürmesine, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına hizmet etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine de değindi. Esad bizim normalleşme ile ilgili Türkiye, Rusya, İran, Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan tribünden seyrediyor. Yani işin içerisinde bir türlü yer almıyor. Biz ise Suriye'nin bu işin içerisinde yer alacağını ümit ederek bu çalışmalara kapımızı açtık. Biz buna varız dedik. Ancak hala Suriye tarafından olumlu bir tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır. Dışişleri